Selamlar arkadaşlar tekrardan. Bu video Oto Akademi'nin ikinci videosu. Yani aslında ana videodan sonra oluşturan ikinci video. Şimdi burada bu sefer kasan çarları nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, parti kısmınıza mutlaka kasan çarların, daha doğrusu kasılan çarların, yani akademi çarların ismini oluşturmanız lazım. Bu seçeneklerden gelip buraya abi doldurmanız lazım. Sürüsüyle doldurmanız lazım. Yani her şeyiyle. Tamam mı? Çar oyuna girdi diyelim varsayıyorum. Şöyle örnek veriyorum. Loren, pardon nedir o? Sallıyorum. Çar ismi Firat 1, Firat 2 diye abi bu şekilde gidiyor değil mi? Şimdi böyle 1000, 2000, 5000, 10 yapmanız lazım. Bu sizi var ya mefta edecek. Ben bu derdi size. Bu derdi sizden kurtaracağım. Hani böyle bir şey uğraşmayacaksınız. İkincisi, aynı şekilde akademiye de böyle doldurmanız gerekiyor. Kasma çağrının isimlerini. O derdinizi de kurtaracağım. Burada o dosyalar. Hani direkt siz o çağrı ayarlayacaksınız. Oyuna girer girmez kasan çağrı ya da akademi kasılan çağrı kimse böyle bu şekilde hazır bir şekilde full olarak girecek. Aynı zamanda kasan çağrıların, yani aslında bir şey yapmanıza gerek yok ama onu da bir üstünden geçirilmesi yapılması gerektiğini. Hani bir de 1.29 bir de 29.40 olayı var. Nasıl yani? İsro'da ve aynen İsro'da şöyle bir olay var. Akademi çarlarını 29'dan sonra da kasabilirsiniz. Bu ne işinize yarayabilir? Şöyle bir şey yarayabilir abi. Diyelim ki tek tek uğraşmak istemiyorsunuz. Hani öyle 5-5-5-5 uğraşmak istemiyorsunuz. İşte tüm menajeri sakladınız abi. 100 tane karakter sakladınız diyelim. Eve bir geldiniz hepsi 29 level. Bu sefer ayrı bir daha bir tane daha menajer oluşturacaksınız. Pardon, ayrı bir PHP dosyası daha oluşturacaksınız. Bunu siz config için attığınız zaman bu sefer tek anada satarsınız o menajeri. Bu sefer 29'dan sonra tüm çarları sırasıyla girer. Hal hepsi oyuna bir anda gireceği için genelde bu sistem şöyledir. Günde 20 mezun mu veriyorsunuz? Bir hafta boyunca ya da ne bileyim 10 gün boyunca ayarladınız abi. 100 mezun, 200 mezun yaptınız. Sonra tüm çarları 29.40 ayarıyla girdiği zaman 29.30 sonra, yani 29'dan sonraki olan tüm karakterler oyuna bir girecek. Bir pandur açacaksınız. Bir saatte bir mezun bile verebilirsiniz. Bunu bir hikaye, bir mitos olarak herkes duymuştur. Öyle bir ayar var. Şimdi diyelim ki bir çağınız var abi. Bunun yanında geldi şey de vardır. D5 dosyası vardır. Hemen göstereyim. Bir dakika, burada yokmuş. O DB3 dosyası biliyorsunuz zaten. Her karakterin içerisinde vardır yani. Config'e girersiniz görürsünüz burada zaten. Hani şunun gibi. Default JSON bir default DB3 var. Biliyorsunuz zaten. Diğer videodan da geldiğiniz için anlayacaksınız demek istedim. Bunun aynı şekilde şöyle bir şey de olacak. Hemen hemen. Şöyle bir şey vardı tahminen. Tamam mı? Neyse. Siz bütün ayarlarınızı yaptınız abi değil mi? Pottunu eşyalanmışsınız diyelim. Sonra kapatın çarı. O dosyayı masaüstüne çekin abi ikisini. İkisini çektiniz değil mi? O çarı bu sefer JSON, yani JS10 uzatılı dosyasını bir yere atın. Onunla işiniz yok artık. Ardından size vereceğim bu JSON'u. Artık çarın ismi neyse. Sallıyorum, çarın ismi ne olsun? Lugazuel olsun. Mesela neyse isminizi. Aynı bu DB3'teki çarın ismi aynısıyla yapacaksınız. Diyelim böyle. Tamam mı? Çarın ismi Lugazuel değil mi? Artık neyse. Sonra buna sağ tıklayacaksınız. Edit Notepad diyeceksiniz. Burada abi akademi inti ve lisesi, yani akademi çağrılarının isimlerinin botu kabul etmesi için tüm ayarlar burada. Şimdi tek tek bunu eklemeniz sizin günlerinizi alacak. Bayar sizi. Gördün mü? Böyle 5000'e kadar gidiyor. Yani 5000 olunca artık tekrar değiştirirsiniz. Onu da göstereceğim. Buraya geldiniz. Ctrl+F yaptınız. Sağlıyorum. Test yaratalım. Gördüğünüz gibi tüm testleri buldu. Test. Şimdi diyorsunuz ki çarın ismi ne olsun? Akademi çağrınızın ismi. Diyelim ki Ramp Ege. Ramp olsun. Siz bunu gidip Ramp dediğiniz zaman, tümü değiştirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi hepsi Ramp olarak değişti. Yani siz artık akademi çağrınızı biliyorsunuz sıfırdan kurarken bot oyuna Ramp olarak girecek. Kasan çağrı da yani veya akademiyi kabul eden çağrı
bütün raplardan gelen 5000'e kadar giden tüm istekleri kabul edecek. Anlatabildim değil mi umarım? Bunun aynı şekilde partili olayı da var. O da aynı mentalite. Onda gidersiniz. Şimdi burada tabii parti şeyi burada yok ama ben Severci'ye dostu da bulacaksınız zaten. O da zaten burada bir yerde olacak. Şurada mesela. Aynı şekilde ona da ramp olacağı için tüm değiştiği zaman o da değişecek. Tamam mı? Şu an bir beta dosyası bu. İkincisi, diyelim 1.29 sistemi yapmak istiyorsunuz. Sakın şunları şu ankiyle karıştırma bak, tamam mı? Şu anki tabii bu size böyledir. Tamam mı? Diğer videodan aldığınız X Academy direkt kopyalayın, başka bir yere yapıştırın abi. Bu yedeğinize kalsın. Unutmayın bunu. Yedek diye bir dosya oluşturun. Sonra diyelim ki siz 1.29 olayı yapacaksınız. Hemen gidersin bu 1.29'daki olayı koyarsın buraya. Şimdi şöyle olacak. Görüyoruz bu 20, tabii ben önce yaptığım için. Yeni yüklediği zaman 29'dan önceki çarları seçecek. Anlatabildim mi? 29 olunca o çarın haliyle DC attırmanız lazım. Ya da diskalifiye ettirmeniz lazım. Yani DC yazsa ki diğerine girsin. O da şöyle. Koşullardan gidip hani devreden biliyorsunuz. Şu anki seviye 29 ve 29'dan büyükse diye ayarlarsınız. Tamam mı? Şehre dönü yaparsınız. Tamam mı? Gördüğünüz gibi şehre döndü. Aynı zamanda şehir Jangan'daysa, tamam mı? Ve şu anki seviye 29'sa bağlantıyı keslersiniz. Ne oldu? Bu çar şimdi 29 yerde şehre dönecek. 29 olunca da oyundan çıkacak. Sonra tekrar menajer açık olacağı için tekrar satılacak o karakteri. Bir girecek. Biz X Akademi'de ne diyoruz? Ne demişiz yani kodlarda? 29'dan aşağıysa seç karakteri. Anlatabiliyor muyum? Ne olacak? 29 yerde karakteri girmeyecek. Yanına bir karakter oluşturacak. Ona girecek. Daha sonra çar artık kendi yaptığınız kasım alanı veya koşullarla ne yapacaksınız, nereye götürüyorsanız o çağ gene kasımana gidecek. 29 olacak, çıkacak, gene girecek. Böyle siz bir hafta topladınız abi, birikti tüm çarlar. Tamam mı? Sonra ne yaparsınız? Şunu bir alayım şu tek arama süsünü. Sonra ne yapacaksınız? Bu sefer Pandora Box aldınız abi topluca. Kasma çarlarını da koydunuz bir şey bir bölgeye. Ve kasa o düşükler çarlar var ya, sallıyorum Jangan'ın kasımını oluşturdunuz. İşte Jangan'ın bir köşesine veya Kostatöpmen'in bir köşesine script'te çizdiniz. Tamam mı? Çarı bir saklıyorsunuz abi. Hepsi oraya patır patır gidiyor. Giderken Pandora Box olduğu için belki de bir saatte, bir iki saatte bir sürü mezun vermiş olacaksın. Çünkü patır patır gidecekler. Bunu yaparken şuna dikkat edin. Bu sistemi, çünkü bu sistem farklı. Eğer siz 1.29 sistemi yaparsanız sakın çarları akademiye sokmayın yani. Yani şunu demek istiyorum. Çarların default aylarında, config gücünüz default aylarında sakın çarlara gidip akademiye yüklemeyin. Çünkü çarların akademiye girmemesi lazım 29'a kadar. Bu yani şöyle olacak, şunu demek istiyorum. Şundan diyelim bir tane daha olacak. Şu masaya koyacağız. Bir tane perspot dosyasını, ki ben size vereceğim merak etmeyin. Bir 29 için olan var. O 29 olan da işte akademi lisesine kimse sokturmazsınız. Yani akademi lisesine göndermez ki, göndermeyin yani. Sonra ayrı bir PHPod config dosyası olacak. PHPod dosyası olacak. Şunun gibi. Bu sefer o menajeri o dosyaya tag edersiniz. Onu sağladığınız zaman bu sefer buradaki yani bunu değil de bunu kullanacak. Buradaki config dosyası da şurada default edeceğiniz dosyada akademi lisesine göndermiş olacağı için direkt akademi gönderecek. 29 evvel partide girecek. Hemen mezun olacak. Hemen çıkıp gidecek. Sistemi anladınız diye düşünüyorum. Biraz zaten hayal gücü gerekiyor. Çünkü hayal gücü olmazsa olmuyor. Bu da böyle bir şey. Bir de size şöyle bir önerim var. Ben tabii sizin her şeyinizi ayarlayamayacağım.
videoda bahsettiğim gibi bir tane çarı sallıyorum onklara koydunuz ve 25'liklere koydunuz. Bir tane çarı da hotanı çiçeklere koydunuz ve peonlara koydunuz. Ne oldu önemli değil. 25 vardı XP gelsin de. Genelde çiçekler veya boomwank olur. O çarı bir ora kaldığınca bir çarı gidip 2 saat aramanıza gerek yok. Yoksa şöyle oluyor. Ya diyor ben de işte bir tane çarı tek çarım var. Kassın. Çarları suyla olunca gitsin. Tamam gitsin de İstiro'da bu sistem çok zor. Niye? Çarları VIP çekmeniz lazım. VIP çekseniz çarların DCM ihtimali var. Bu yüzden bu sistemi İstiro'da olması için en az 2 tane kasma çarınız olması lazım. Onu da söyleyeyim. Bu da söz zaten sizlere açıklama kısmına atacağım. Sistem bu kadar. Zaten anlamadığınız bir konu varsa bu video ile alakalı. Yani diğer videoları buna karıştırmayın. Bu videoda bu kadar dediğim gibi. Abone olup like atmayı da unutmayın. Sevgiler, saygılar.